Günün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Konuğum e, gazeteci, aynı zamanda Rütük Eski Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç. Hoş geldin Sayın Mekin. Teşekkür ederim, sağ olasın. Aslında e, yıllarca yan yana beraber çalıştık evet. ama böyle bir evet. masada karşı karşıya gelmek… E, Ali Öztunç e, uzun yıllar gazetecilik yaptı, parlamento muhabirliği yaptı, çeşitli kanallarda ve gazetelerde çalıştı. Ve bir gazeteci olarak bizi temsilen de aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapıyor. Ama e, Rütük'te de önemli bir görev üstlendi. Çok e, zor zamanlarda e, düzgün ve dik duruşuyla en azından özgürlüklerden ve haklardan yana bir tavrı vardı. Öncelikle e, Sayın Öztürk, e, yani Rütük'ün bu son dönem e, bir e, anlaşılmaz bir tavrı var. Evet. Yani e, diyelim ki... Radyo Televizyon Üst Kurulu genelde programların mevcut hukuka, anayasadan kaynaklanan hukuka ve var olan insan haklarına, kurumların saygınlığına, aykırı davranmalara karşı bir tür filtreleme görevi gören bir kurum diyelim. Ama bunun biraz daha sertleşmesi, belli bir görüşün doğrultusunda daha böyle bir hani insanları susturma yönelik sansüre benzer bir şekilde çok ciddi müdahalelerde bulunması, bazen haksız yere insanların ve kurumların hırpalanmasına yol açması normal mi? Sizin yaşadığınız dönemde de tablo böyle miydi? Yani şunu söylemek gerekiyor. Öncelikle e Az önceki sohbetiniz gayet keyifliydi sevgili Tanju Özcan'la Bolu Belediye Başkanımızla. E, severek, keyifle dinledim. İkincisi e, uzun yıllar birlikte gazet gazetecilik yaptık doğru. E, ben madalyonun iki tarafında e, görmüş oldum siyasetle birlikte. Darılsız sizin başınıza. Beraber muhabirlik yaptık. Belki beraber bir gün parlamentoda da görev yaparız. İnşallah o günlerde görürüz. E, Rütük niye böyle? Rütük eskiden de böyleydi hiç farkı yok. Yani Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda benim üyesi olduğum dönemde de e, rütük baskıcı bir anlayışı temsil ediyordu. Ha bu dönem biraz daha arttırdı. Bu da siyasal iktidarla ilgili bir durum. Yani iktidar baskıyı arttırdıkça Rütük'e talimatlar gidiyor. Rütük de baskıyı arttırıyor. Bu çok e, birbirini takip eden bir süreç. E, Radyo Televizyon Üst Kurulu aslında e, anayasal özellikli olan bir kurum. 6.112 sayılı yasa ile yönetilen bir kurum. Kendine özgü yasası var. Maddeler belli. Diyor ki sen şu, 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 şunu, şunu yapana şu cezayı vereceksin. Bunu yapana bu cezayı vereceksin. Herkese eşit davranacaksın diyor. Ama maalesef işte Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin koalisyon ortaklığında Rütük'teki 6 üye Pek çoğu da benim arkadaşımdır. Birlikte görev de yaptık. Ama özellikle son başkanın döneminde, bu Bekir Bey döneminde e, biraz daha fazla e, baskı öne aldılar. E, saraydan daha fazla e, muhtemelen talep gidiyordur. Daha fazla e, talimat gidiyordur. Şunlar şöyle yapılsın, buna niye ceza vermiyorsunuz, bakın buna ceza verin diye. E saray e, ya da AK Parti Genel Merkezi'nden birisi arayıp da ya kardeşim şurada şu yayın vardı, niye buna ceza vermiyorsunuz deyince ne olursa olsun ceza verirler. Onlar da bunu bir emir telakki ediyorlar. E, Rütük şöyle bir şeydir. Ben trafik polisine benzetirim Rütük'ü. Trafik polisi arabayı çevirir. E, her şeyiniz tamam olsa bile arabada, hiçbir sıkıntınız olmasa, kendiniz gayet güzel arabayı kullansanız, emniyet kemeriniz takılı olsa, işte kurallar çerçevesinde arabayı kullansanız dahi en kötü durumda der ki lastiğin havası inmiş ceza keser. Rütük de öyle bir şey. İsterse bir açık bulur ama burada herkese eşit olması gerekir. Maalesef son dönemde Radyo Televizyon Üst Kurulu bazı muhalif medyaya, bazı gerçekten gazetecilik yapmaya çalışan televizyonlara, radyolara daha ağır bindirmeler yapıyor. Daha ağır cezalar kesiyor. İşte yüzde bir kesmesi gerekirken %5 kesiyor. Ben RTÜK üyeliği yaptığım dönemde yüzde beş ceza hiç görmedim. Yani aylık gelirin yüzde beşi oranında ceza hiç görmedim. Yok böyle bir şey. Hatta şunu söyleyeyim. Çok ağır, gerçekten hiçbir şekilde kimsenin kabul etmeyeceği bazı durumlar olurdu. AK Parti bile kabul etmezdi ya bu kadar da olmaz kardeşim derdi o dönem. Onlara bile iki ceza verilirdi. beş ceza verilmezdi. Ama bildiğim kadarıyla bir yürütmeyi durdurma kararı var. E, hayırlı olsun öncelikle. Doğrusu budur. Ben de üst kurulu üyesi olduğum dönemde e, pek çok yargıya giderdim üye olarak. E, içime sinmeyen, yanlış alınan kararları yargıya götürürdüm. Hatta iki gün önce e, birinin sonucu geldi. 2-3 gün önce, cuma günü sonuç geldi. E, TRT seçim döneminde bin küsür saat AK Parti yayınlamış. CHP'yi 100 saat yayınlamış. 100 saatin 98 saatte CHP'nin aleyhinde yayın yapmış. Bunun üzerine ben üst kurulda bunun gündeme getirmiştim ve TRT'nin uyarılması gerektiğini söylemiştik ama AK Parti çoğunluğu da hayır oyu çık, red, hayır kararı çıkmıştı. Ben de yargıya götürmüştüm Danıştay'a. Danıştay karar vermiş şimdi. Diyor ki evet haklı bu üye diyor. Ben üzerinden bakın kaç yıl geçti, 5 yıl geçti neredeyse. Danıştay evet bu haklı. E, TRT herkese eşit davranmak zorundaydı diyor. Bir şekilde e, yargıda bu kararlar alınıyor. Ama e, şunu söylemek gerekiyor. Radyo-televizyon üst kulunun artık e, düzen vermesi gerekiyor kendisine. Yani ya işte e, şu e, hükümetin yanında değil ben buna ceza keseyim. Olmaz. Olmaz. Birkaç gün önce bir televizyon kanalında bir hanımefendinin konuşmasını dinledik işte. İşte 50 kişiyi indiririz diyor. Biz hazırlıklıyız diyor. Şeyimizi öcümüzü alamadık diyor. Hırsımızı e, boğazımızda, boğazımızda kaldı. Diyor. kaldı. Komşularımız evet. var 3-5 tane. Komşularım diyor. Şimdi bu ceza 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde çok açık A B bentlerinde çok açık bir suç bu. Ceza verilmesi gerekiyor. Veriyor mu? Vermiyor. Ona ceza vermiyor. Eğer bakın geçen bir açıklama yapmıştır Rütük. Diyor ki e, devlet büyüklerine hakaret. Devlet büyüğü bir tek Sayın Erdoğan mı Türkiye'de? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu devlet büyüğü değil mi? Devlet büyüğü, ana muhalefet partisinin genel başkanı. Protokolde devlet büyüğü olarak görülüyor. A Haber her gün Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP'li belediye başkanlarına, bize milletvekillerine her türlü hakaret yapıyor. Niye ceza verilmiyor? Çünkü koruma altında. Maalesef Rütük sopa olarak kullanılıyor. Rütük yasasının bir an önce değişmesi gerekiyor. Rütük'ün bu yapısından kurtulması gerekiyor. Başka çözüm yok bu işin. Yani bu tabii çok tehlikeli bir şey e, Sayın Öztürk. Bir de siyasette düşünürseniz bu ötekileştirici değil, bu tehlikeli değil. Evet. Yani eskiden siyasette şöyle bir anlayış vardı. Biz de gazeteci olarak bunu takip ederken bilirdik. Sandıkla gelen sandıkla gider. Tabii. Onun için herkesin milli iradeye, ulusal egemenliğe bir saygısı vardı. Herkes gününü beklerdi. Seçim zamanı kendi sorunlarını anlatırdı, karşısındaki yanlışlığını halka aktarırdı ve sandıkla devam ederdi. Ama öyle bir 18 yıllık bir iktidardan sonra öyle bir tablo açıldı ki, hani konuşmalara bakıyorsun sanki bu şimdiki iktidarın yandaşı, yani doğrudan bir partiyi burada suçlamak da çok anlamsız, onun destekçileri olduğunu iddia eden insanlardan bahsediyorum. Çok sandıkla gidecek gibi de durmuyorlar. Sandıkla yani, gidecekler, hayır sandıkla Öyle gidecekler. Öyle bir üslup kullanıyorlar ki, yani öyle yani bir dil o, kullanıyorlar ki. Onların üslubu önemli değil Fatih Bey. Bakın e, demokraside sandık baz alınır. E, Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında sandıkla geldi. Nasıl geldi? E, merkez sahada başka parti yoktu. E, daha genç bir lider vardı Recep Tayyip Erdoğan. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda e, öyle ya da böyle bir başarı hikayesi yazmıştı. Cezaevine girmişti, çıkmıştı, mağduru edebiyat yapıyordu. 2002 yılında sandıkta vatandaş %35'e yakın oy verdi ve başbakan oldu. 2007 yılına geldik, liberaller dahi desteklediler. Çünkü o dönemki söylemleri olumlu söylemlerdi. Avrupa Birliği diyordu, ötekileştirme yapmıyordu, ayrımcılık yapmamaya çalışıyordu o kemik kadrosu. 2007'ye geldik, liberaller dahi oy verdiler. Yine sandıkla geldi. 2011'de Tayyip Erdoğan efsanesi oluşturmaya başlandı o desteğiyle geldi. 2015'te Hakeza son seçimde işte AK Parti şeyin MHP'nin desteğiyle bir şeyler yaptı ama şimdi gidiyor. Yerel seçimde gördük. Sandıkla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almışlardı 94'te. Sandıkla geri teslim ettiler. Zor teslim ettiler belki. İkinci kez tekrar seçime gitmek zorunda kaldık ama bu milletin bir e, duyarlılığı vardır. Türk milleti sabırlıdır. Bekler. Bakın 13 bin fark vardı İstanbul'da. Kabul etmediler. Teslim etmek istemediler. 800 bin fark ettiler. Bu önemli bir gösterge oldu. Önemli bir örnek oldu. Bu saatten sonra inşallah ilk yer milletvekilliği seçimlerinde, ilk genel seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan hikayesi bitecek. Hikaye bitiyor zaten. Bittiği için bu kadar agresifleşiyor. AK Parti'nin bazı yöneticileri, Sayın Erdoğan'ın kendisi gideceğini görüyor. Yani sandıkta seçimi kaybedeceğini görüyor. Seçimi sandıkta kaybedeceğini gördüğü için de, e, agresifleşiyor, daha böyle sertleşiyor, e, hazmedemiyor ama hazmedecek, yapacak bir şey yok. Bak İstanbul'da kaybettin. İşte az önce Bolu Belediye Başkanı buradaydı. Bolu'da kaybettin. 10 numarada yönetiyor. 12 milyon lira tasarruf yaptın diyor şu kadar süre içerisinde. Bir yılda çöp ihalesinde yaptığı tasarruf 8 milyon adamı ya. Böyle bir şey var mı? Demek ki daha önce her yıl 8 milyon lira birilerinin cebine giriyormuş. Kimin yönetiminde? AK Parti yönetiminde. E i̇şte geçtiğimiz hafta açıklandı e, 500 bin lira Antalya Serik Belediyesi. Belediye, eski belediye, mevcut belediye başkanı diyor ki kardeşim yok bana gelmedi bu para diyor. E alınmış diyor rüşvet. Kim aldı kardeşim? Eski belediye başkanı. Kim aldıysa bizi ilgilendirmez. AK Partili belediye var orada. AK Partili belediye döneminde Antalya, Selik'te 500 bin TL rüşvet verilmiş. Bak Belediye başkanı kendisi söylüyor. Bakanlığa kabul ediyor bunu. Mevcut belediye başkanı söylüyor. E demek ki neymiş? Bu millet artık rüşvetten bıktı. Gerçekten bıktı. Yolsuzluktan bıktı, yoksulluktan bıktı. Üç Y ile geldi ya. Yasakları kaldıracağım dedi. İşte <laughs> en basit rütüğün yaptığı yasaklar. Her yerde yasak var. Her yerde yasak var. Yasakları kaldıracağım diyen hükümet her yerde yasak getiriyor. Cumalar bile yasaklandı ya cuma namazı. Şimdi diyeceksiniz ki işte koronadan dolayı. Evet doğru koronadan dolayı. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da Kurtuluş Savaşı sırasında bir takım kararlar almak zorundalardı. Onlara o günden vuruyorlardı. Camileri şöyle yaptınız, böyle yaptınız diye. Bak demek ki zor şartlarda bunlar yapılabiliyormuş. Bunu görmeleri gerekiyor. İki, yolsuzluğu bitireceğiz dediler. Yolsuzluk Türkiye'de hiçbir zaman olmadığı kadar arttı. Anadolu topraklarında, Cumhuriyet tarihinde, Osmanlı tarihinde bile bu kadar yolsuzluk yapılmamıştır. Çok net. Anadolu topraklarında, Avrupa'da, Trakya'da, Cumhuriyet tarihinde ve Osmanlı tarihinde bu kadar yolsuzluk arka arkaya yapılmamıştır. Ya Kepedekiler de yapıyor, aşağıdakiler de yapıyor AK Parti'nin. Hepsi yolsuzluk batana bulaşmış durumdalar. E yoksulluk o kadar çok yoksullaştı ki millet. Bakın bugün sabah saat 9'dan bu yana bana gelen 100 telefon varsa 90'ı iş arıyorum diyor. Ekmeğim yok diyor. Gıda kolisi ver diyor. Para ver bana diyor vekilim diyor. Ev kiramı ödeyemedim diyor. Telefon faturamı ödeyemiyorum. Elektrik faturamı ödeyemiyorum diyor. Çiftçi perişan oldu mesela bizim Maraş'ta. Perişanlar ben size söyleyeyim. Tarımsal kalkıma teşvik veriliyordu. Kesmişler. Neye? Su borcum var diyor. Elektrik borcum var diyor kesiyor. Ee, hayvancılıkta buzağa ödemesi vardı. Teşviği vardı. Buzağa teşviği. Onu da kesmişler. Onu da gene demişler ki senin şu borcun var, su borcun var, elektrik borcun var. Onu da kesmişler. Teşvik veriyor. Yani teşviği verecek devlet. Adam da hayvancılık yapacak. Hayır kardeşim diyor. Ben diyor senin diyor bu buzağa desteğini keserim diyor. Çünkü şuraya borcum var diyor. E, ee, vatandaş da bunu görüyor. Vatandaş bunu gördüğü için de Yerel seçimlerde bir ders verildi hükümete. Hükümet de bu dersi almadı. Hala işte uğraşıyorlar ya. Belediye meclislerinde, belediye başkanlarıyla uğraşıyorlar. Az önce ne güzel anlattınız ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşın su içtiği boruyu değiştirecek. Ne hale gelmiş o borular? Ta en son Karayalçın döneminde yapılmış borular muhtemelen. Melik Gökçek bu işlere fırsat ayırmadı, bu işlere zaman ayırmadığı için. E şimdi bakıyorsun, hayır diyor bu boru değişmeyecek diyor. Kim? AK Parti MHP koalisyonu. AK Partiler MHP'le belediye meclislerine bu borular değişmeyecek diyor. Niye kardeşim? Ne kastınız var Ankara'ya ya? O borudan insanlar su içiyorlar ya. O borudan geçen suyu insanlar yemeğinde kullanıyor. İçmek için kullanıyor. Yazık, günah değil mi? Ne derdiniz var? Ankara e, halkı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni Mansur Yavaş'a teslim etti. E, bıkmıştı hırsızlıktan, yolsuzluktan. Kötü yönetimden bıkmıştı Ankara halkı. Dedi ki gel Mansur Yavaş kardeşim sen yönet. Adam da Allah için aslanlar gibi yönetiyor. On numara belediye başkanlığı yapıyor. Hikaye yazıyor resmen ya. Bakın ben bunu söylüyorum. Ben parti meclisi toplantımızda Mansur Yavaş için red oy kullanmış birisiyim. Ona rağmen ben söylüyorum. Müthiş başarılı. Gayet de güzel belediye başkanlığı yapıyor. Ama kıskanıyorlar. İmamoğlu dört dörtlük belediye başkanlığı yapıyor. Bütün varlığıyla, güçleriyle Ekrem İmamoğlu'yla uğraşıyorlar. Ne zorunuz var Ekrem İmamoğlu'nda? Ekrem İmamoğlu'yla her uğraşmanız İstanbul halkıyla uğraşmanız demektir ya. Ya bu kadar kindar olmayın ya. Bu kadar toplumdan nefret etmeyin. Bu kadar toplumu ikiye bölmeyin. Bu insanlar zamanında size oy verdiler. Geldiniz, epey bir yönettiniz. Beceremediniz. En son dediler ki ya bıktık artık bu hırsızlıktan, arsızlıktan, yolsuzluktan, kötü yönetimden. Gel kardeşim biraz da siz deneyin dedi. Ekrem İmamoğlu'na verdiler İstanbul'u. Dört dörtlük yönetiyor. Niye kıskanıyorsunuz ya? Nedir derdiniz? Maalesef bundan kaynaklı olaraktan ilk seçimde ben genel seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Tayyip Erdoğan'ın dönemini müteceni düşünüyorum. Görüyorum, belli. Bu olduğu için de ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Tabii bunlar önemli. Ama bir de Türkiye'nin sorunları var. Halid işsizlik dedin Sayın Vekilim. Onu da konuşmamız lazım. diskin DİSK'in araştırma merkezi var. O bir çok evet. ciddi bir araştırma yapmış bu özellikle Covid ile ilgili, Covid sonrası ile ilgili. Salgın bütün dünyada bitmek üzere. Yani Doğru. şöyle bitmek üzere. Normalleşmeye dönmek üzere şöyle Belki psikolojisine. Yani bir, evet sürü sür bağışıklığı olur mu evet. diye bir e, çaba uğraşıyorlar. Şimdi diskin araştırması özellikle bu işsizlik araştırması TÜİK'in verilerine göre yapılmış. 2019 Şubat ayına göre mesela iş gücü bu Şubat'ta 1 milyon 102 bin azalarak 30 milyon 982 bine girilemiş. İstihdam ise son bir yılda 602 bin azalmış. İşsiz sayısı 12 milyon ve geniş tanımlı işsizlik 15-16 milyon civarına ulaşabilir diyor. İstihdam kaybı 12 milyonu bulabilir diyorlar. Bugün için geniş tanımlı işsiz sayısı 8,5 milyon, bu da çok önemli bir rakam. Yani 2018 krizinden bu yana istihdam 2 milyon 565, kin, evet. 565 kişi azalmış. Yani bir böyle dört dörtlük bir rapor hazırlamışlar. Rapora baktığınız zaman şunu görüyorsun. Ağustos ayında Türkiye'nin elinde 16 milyon işsiz var. Evet. Ne yapacağız? Şimdi e, peki şey ne diyor, damat ne diyor Berat Albayrak Bakan? O da her şey çok güzel diyor. Toz bembe. Yani müthiş bir ekonomimiz var. Türkiye çok güzel yönetiliyor. Her şey çok güzel gidiyor diyor ama vatandaş gerçekten açlıktan kırılma noktasına geldi artık. Yani insanlar samimi söylüyorum ekmeğe muhtaç duruma gelmiş durumdalar. İş, iş yok. Eskiden bizi vatandaş arardı, iş isterdi. Şimdi çalışanlar işsiz kaldık. Aman diyorlar ne yapacağız? Fabrika kapandı, işte Covid oldu, şu oldu. Zaten bir kriz vardı. Kriz içerisinde yakalandık biz bu işe. Çıkıp da burada hükümet şunu da söylemesin. Ya ne yapalım korona... Krizi yüzünden insanlar işsiz kaldı demesin. Zaten bir işsizlik vardı, ciddi bir işsizlik vardı. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? Sayın Erdoğan ve damadıdır. Ekonominin ehesinden anlamayan birini sadece ve sadece damadı olduğu için ekonominin başına getirirsen başına bu gelir. Bilmiyor adam ekonomiyi ya. Adamın tek özelliği Sayın Erdoğan'ın damadı olması. Başka bir özelliği yok. Sen getiriyorsun o kadar ekonomi, AK Parti'nin içerisinde yok mu ekonomi profesörleri? Var. Ekonomi dünyasının önemli isimleri yok mu? Var. İşte Ali Babacan vardı adamı dışladılar. Damat bakan olsun diye Ali Babacan dışlandı. Mehmet e, neydi? Mehmet e, Güneş Mehmet Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek. vardı Gaziantep milletvekili, eski bakan, Maliye Bakanı. 10 numara ekonomist adamcağız. AK Partiliydi. Ben CHP'nin milletvekiliyim. Ona da karşı yanlışlarını söylüyorduk ama bundan daha iyiydi. En azından ekonomiyi biliyordu adam. Şimdi onu da gönderdiler. Niye? E Damat ekonomi bakanı olsun diye. Olmaz. Olmaz. Yani Berat Albayrak ülkenin ekonomisini yönetirse ekonomi daha kötüye gider. Yönetmeye devam ettikçe bunlar iyi günlerimiz. Bir an evvel hükümetin en azından seçime kadar ekonomi politikasını, maliye politikasını damattan alıp gerçekten bu işin uzmanı olan birisine vermesi gerekiyor. Ha Berat Albayrak bakan mı yapmak istiyor Tayyip Bey? Yapsın yine canım. Aileden sorumlu devlet bakanı yapsın. Yani Erdoğan ailesinden sorumlu bakan olsun mesela. Başka bir şey olsun. Bir şey bulsunlar. Bir bakanlık açsınlar. Ama Ekonomi Bakanlığında damatın Berat Albayrak'ın olmaması gerekiyor. İşsizlik katsafada safhada. Çiftçi gerçekten perişan. İşçi perişan. Tarım üreticisi ciddi sıkıntı yaşıyor. Memurlar sıkıntı yaşıyor, geçinemiyorlar. Memur kredi almak için bankaya başvuruyor. Mevcut kredisi var. Kredisini kapatamıyor. Bir kredi daha istiyor ya da krediyi ötelemek istiyor. Faiz iki katına çıkıyor. Yazık günah bu insanlar nasıl geçinecekler ya? Yani e, Sayın Erdoğan'ın bir sıkıntısı yok ekmeğe para vermiyor. Süte para vermiyor. Ete para vermiyor. Yemeğe para vermiyor. Peçete almıyor. Selpak şey almıyor. Mendil almıyor. Hiçbir şey almıyor Sayın Erdoğan. Niye? Çünkü köşkte her şey sarayda geliyor hepsi. Saray içerisinde oturmuş. Her şeyi alıyorlar, getiriyorlar. 5 kuruş para harcamıyor. O yüzden bilmiyor fiyatları. Mesela bir ekmen kaç lira olduğunu bilmez. Maliye Bakan da bilmez. Mecliste bugün geldiğinde Sayın Berat Albayrak bütçe konuşmanında konuşuyor. En az 10 defa sordum kendisine. Oturdum yerden. Ekmek kaç lira, ekmek kaç lira bilmediği için cevap veremiyor ya. O kadar baskı hale getirdim ki ekmeğin fiyatını söyle sen ekonomi bakanısın dedik ya. Ekmeğin fiyatını söyle bilmiyor ekmek kaç lira. Ankara'da, İstanbul'da ekmek kaç TL'dir onu bilmiyor. E, ekmeğin fiyatını bilmeyen birisini sen Maliye Bakanı yaparsan, hayatında hiç ev geçindirmek zorunda olmayan birini Maliye Bakanı yaparsan başta bu iş gelir. Hayatın boyunca hiç ev geçindirmek zorunda kalmamış Berat Albayrak. Babadan, kayınbabadan işte geçirmiş, gitmiş. Zengin bir ailenin çocuğu. Nasıl olacak? Yönetemez, yönetemiyor da. Bir an önce bu krizi aşmamız için e, ekonomi politikasının baştan sona revize edilmesi gerekiyor Fatih Bey. Ben bir ekonomist değilim ama az çok e, okuyup yazan biri olarak, gören biri olarak, vatandaşın içinde olan biri olarak insanların ne zorluklar çektiğini, ne sıkıntılar çektiğini köyde, şehirde, kasabada, ilçede ne zorluklar çektiğini bilen biri olarak e, görüyorum. Ekonomi çok ciddi sıkıntılı durumda. Üniversite mezunu iki üniversite bitirmiş çöpçü olurum diyor. İki üniversite bitirmiş. Yüksek lisanslı. Ya diyor geçinmek zorundayım gerekse de çöpçü olurum diyor. Yazık günah değil mi bu insanlara? Bu eğitimi niye verdik o zaman biz ya? Bu insanlar bu okullara niye gittiler? Kimya mühendisi olmuş çöpçülük yaparım diyor. Olacak iş mi bu ya? Peki EDP bir öneri sundu dedi ki bütçe revize edilsin siz de revize edilmesini söylediniz. Evet. Bir meclisin olağanüstü toplanmasını istedi ama buna çok destek çıkmadı kimse. Evet. Ee, yani böyle bir şey olabilir miydi? Mesela koronadan dolayı krize giren bütçeyi yeniden revize edip rakamları güncelleştirip bir yandan da halkın beklentilerini de e, bütçeye gömüp yeni bir e, yarım bütçe mesela ilk 3 aydan sonra kalan 9 ay için ya da ilk 4 aydan sonra kalan 8 ay için. Yani böyle bir düşünce olabilir olmalı, miydi? Olmalı. Ee, ekonomi. Ama zaten, CHP destek vermedi bu e, olay toplamda. Ekonomi zaten krizdeydi. Ee, ekonominin krizde olmasının içerisinde bir de korona kriz geldi. Ekonomi tamamen tepetaklak oldu. Ne yapmak gerekiyor? Meclisin bir toplanması gerekiyor. Bugün AVM'ler açıldı değil mi? Evet. Açıldı. Berberler, kuaförler. Meclis niye kapalı ya? Türkiye büyük millet meclisi neden kapalı? Niye açılmıyor kardeşim? Niye açmıyorsunuz ya? Meclisin açılması gerekiyor. ekonomi politikasının ben kişisel görüşümü söylüyorum revize edilmesi gerekiyor. Çünkü zaten yanlış bir politikaydı. Bir kez daha değerlendirmesi gerekiyor ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanının artık şu kini, nefreti, ötekileştirmeyi bırakıp bir şöyle bir yuvarlak masa etrafında liderler toplaması gerekiyor. Bunu bir kere daha söylemiştiniz ama evet. ondan sonra bir cevap gelmedi. Daha doğrusu yani Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda herhangi bir e, yorumu olmadı. Şimdi liderle zirvesine ihtiyaç duyması için bir siyasetçinin, yani ülke yöneten bir siyasetçinin o liderlerin görüşüne ihtiyaç duyması lazım. Tabii. Eğer o liderlerin görüşüne ihtiyaç duymuyorsanız zirvede toplamazsınız. Kimsenin görüşüne ihtiyaç duymuyor ki. Her şeyi ben yönetirim diyor. Her konuda uzman Sayın Erdoğan maşallah. Uçak mühendisi, kimya mühendisi, ekonomist, efendim psikolog, doktor oldu bu son zamanlarda. Covid ile birlikte profesör doktor, tıp doktoru, işte enfeksiyon hocası Recep Tayyip Erdoğan. Her konuda uzman olduğunu düşünüyor. Yok böyle bir şey ya. Her konuda uzman olunmaz. Sayın Erdoğan'ın insanlara bir toplaması yani liderlere bir toplaması. Meral Hanım'ı, Kemal Bey'i ne bileyim tüm liderler toplayıp çağırıp ya arkadaş gelin bakalım başımızda böyle bir sorun var. Tüm dünyada böyle bir sorun var ki dünyada yaptı bu liderler zirvesini. Pek çok demokratik ülke bunu yaptı. Ama maalesef bizde demokrasi olmadığı için. Maalesef demokrasi adı demokrasi olduğu yönetimde aslında demokrasi yönetilmediğimiz için bunu yapmıyor. Bir an önce yapması lazım. Bakın Pictex mezunları var. Evet buyurun. Yani az önce ekonomiden bahsettik ya. Şimdi e, Suriye'den gelen çocukların eğitimi için formasyon eğitimi, işte dil eğitimi e, kamplarda öğretmenler var değil mi? Var. Sizin memleketiniz Hatay'da da var bu. Antep'te de var, Maraş'ta da var. Peki bu eğitimi kim yapıyor? Öğretmenler. Bu öğretmenleri ne statüde almışlar biliyor musunuz? İşçi statüsünde. Ya olur mu komedi ya? Öğretmen işçi olur mu? Ya bütün öğretmenleri işçi yapacaksın, bütün öğretmenlerin statüsü işçilik diyeceksin. Ya da onlar devlet memuru ama sen Suriyelilere eğitmen, işçisin. Yok böyle bir şey ya. Gerçekten böyle bir ayrımcılık olamaz. Her konuda ayrımcılık yapıyorlar. Bu konuda da yapıyorlar. Neden? E memur statüsünde olursa biraz daha fazla para verecek. Ya ver kardeşim. Sen getirmişsin başımıza 3,5 milyon Suriyeli zaten. E bu Suriyelilerin çocuklarının eğitilmesi lazım ki arada kültür fark gitsin, uyum yasaları, uyum yaşansın. Türk, Türk milletiyle, Türkiye ile kültürel anlamda uyumumuz olsun. Ki bunlar yarın bir gün mafyalaşmasınlar, eğitim alsınlar. Aralarında yeteneklere varsa ressam olsun, müzisyen olsun, doktor olsun, ne bileyim mühendis olsun. E bunu sağlamak için aldığın öğretmene sen eşçisin diyorsun, e, çifte standart uyguluyorsun. Bu da yanlış olmuş. Düzeltilmesi için kanun teklif veriyoruz. Oralı bile olmuyorlar. Hiç oralı olmuyorlar. Ya doğru söylediğimiz şeylerde bile Muhalefet doğru söylediği şeylerde bile hayır kardeşim diyorlar mecliste e, biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Ellerini kaldırıp MHP-AKP AKP koalisyonu ki şu anda bir koalisyon hükümeti yönetiyor Türkiye'yi biliyorsunuz. Yani kimse tek başına bir hükümet varsa demesin. Şu anda Türkiye'de AKP-MHP koalisyonu var. Koalisyon hükümeti dönemine girdik. Bu son seçimle birlikte koalisyon hükümeti var Türkiye'de. Bunlar yönetiyorlar. E, kafalarına göre karar veriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ne isterse onu yapıyorlar. MHP'ler de Sayın Erdoğan'ın ağzına bakıyorlar. Sayın Erdoğan ne derse eyvallah diyorlar. MHP'nin yönetimi tabii. Ülkücüleri kastetmiyorum çünkü ülkücüler çok rahatsızlar bu durumda. Peki e, ama bunun dışında mesela e, bir de yolsuzluk ve usulsüzlük konuları inanılmaz derecede tartışma konusu. Bugün Karar Gazetesi'nde evet. ekonomi yazarı İbrahim Kahveci köşesinde Milli Dava Hesabı diye bir yazı yazmış. Evet. Şöyle diyor, e, İstanbul-İzmir otoyolu için yapılan ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştığı belirtiliyor. Başlarken 6 milyar dolar, kurdele kesilirken 11 milyar dolar. Ne güzel be. Temel atılırken 2011 yılında bu İstanbul-İzmir otoyolu için kur 1.80 ve maliyet 6 milyar dolar olarak hesaplanmış. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurdeleyi keserken kur 5.50 ve maliyeti de 11 milyar dolar diye açıklamış. Sorulan soru şu. 2011 ile 8 yılda, 2019 arasında 5 milyar dolarlık artış neye göre oldu? Ve hazine garantisi verilmiş buna, yurt dışından getirilen krediye. Ve bu artışın dışında ayrıca bir de bundan sonra müteahhite ödenecek paraya da garanti e, altın alınmış bir hazine evet. garantisi. <laughs> Onun dışında bu 11 milyar dolarlık çıkışta 5 milyar doların nereye gittiği konusunda Soruşturma bile açılması söz konusu diyor ve Türk Hava Yolları'nın iki eski başkanı ve iki e, e, başkanı da bu şeyle ilgili konuşmuş yine Hava Yolları yani ilgili. Kur farkı ile ilgili galiba bu Anlamak Tabii Tabi Şimdi... Şimdi kur farkı değil. Şimdi kur 1.80 maliyet 6 milyar dolar önemli evet. değil kur farkı. İkincisinde diyor kur 550 5.50 maliyet 11 milyar dolar. Ha, evet. Yani tamam. kurdan kaynaklanan Anladım. bir şey yok. kurdan Ama bu. 5 milyar dolar otoyol yapılırken bir ekstra şey çıkmış, maliyet çıkmış. Sorulan soru şu. Bu para nereye gitti? Nerede bu para? Kim aldı bu parayı? Yandaş aldı, kim alacak? Yandaş aldı. Havuz oluşturmadım bunlar. Bir havuzları var biliyorsunuz. Devletin işlerini yaptırıyorlar. Fazla fazla paralar veriyorlar havuzla toplanan paraları da başka işler için kullanıyorlar. Şimdi sadece yol meselesi değil köprü meselesinde de aynı şey yapılıyor. Köprülerde yapıyor köprüyü. Diyor ki sen diyor buradan diyor işte sen ayda şu kadar araç geçecek. Geçmezse geçtiğinde geçmeyen arasındaki farkı ben veririm devlet olarak. Sen benim paramı hangi yakla verirsin ya? Karahanmaraş'ın Çağlayan Cervet ilçesinin e, en köyünde oturan bir vatandaşın verdiği vergiyi sen İstanbul'da köprüyü yapan müteahhide veremezsin kardeşim. Böyle bir hakkın yok. Bunlar şu anda devleti babalarının malı zannettiği için. Sayın Erdoğan öyle bir psikolojide ki burası benim malım diye görüyor Türkiye'yi. Oysa onun malı değil ya demokrasi, demokratik ülkelerde seçimle gelen seçimle gider gideceksin yeniden. Seçimle geldin seçimle gideceksin. Gitmenin de dönemi başladı. Bu hırsızlık, arsızlık özellikle yollarda çok fazla yapıldı. Hani yol yapmak derler ya bunlar da yolunu yaptılar. Yol yaparak yollarını çok buldular. Eskiden bir hortumlama vardı biliyorsunuz. Şimdi yol işi var. Eskiden kitlere hortumlarlardı. Şimdi direkt yol işine giriyorlar. Temiz. Bir de belediyeler şeye giriyorlar. Ağaç dikme işine. Park Bahçeler Müdürlüğü'nde. AK Partili belediyeler bakın çoğunda. melik Gökçek çok yapardı bunu. Üç ayda bir ağaçlar değişirdi. Hatırlar mısınız? Buradan Kızılay'a kadar yürüyün. Üç ayda bir, 4 ayda bir e, refüjdeki bütün ağaçlar değişirdi. Niye? Kurudu ağaç diyor. En kolay şey o. Ağaç kurudu yeni ağaç gelsin. Ağaç kaç lira? 1 lira mı? 10 lira yaz. 9 lira nereye? İndere gandi cebe. Bunu çok yapıyorlardı. Vatandaş da bunu gördüğü için zaten 31 Mart'ta bunlara bir tokat attı. Geçen sene yerel seçimlerde bir tokat attı. Ama bu yolsuzluklarla ilgili şöyle bir sorun da var Sayın Öztürk. Yani şimdi Londra'dan bize saldırıyorlar diye bir iddiası var. Dış kaynaklar. Ha. Ama enteresan bir şey. Köprülerin ve Atatürk Havalimanı'nın yapımı esnasında müteahhit firmalarla daha doğrusu fon sağlayan büyük şirketlerle Türkiye arasındaki anlaşmada Londra'daki mahkemeler yetkili kılınmış. Evet. Şimdi iktidar bir yandan yol yaptırırken Londra'daki mahkemeyi kendine muhatap alırken evet. öbür yandan bana Londra'dan saldırı var diyor. Soru şu. Madem size Londra'dan saldırı olacak, siz niye Türkiye'de yaptırdığınız otoyolu, köprülerin anlaşmazlık durumdaki başvurulacak hukuki merci Londra Mahkemesi olarak belirliyorsunuz? Şöyle, şimdi e, birinde para kazandırıyor. Kime? Yandaşına. Eğer ola ki yarın bir gün hükümetten gidersen bari Londra'daki mahkeme halletsin bu işi de yandaşım o parayı almaya devam etsin ben de oradan nemalanayım derdinde. İkincisi ise en ufak bir işte biliyorsun dış kaynak derler. Yani ya CHP derler ya dış kaynaklı sıkıntılar derler. Dışarıdan bize saldırı var. Ya dışarıda iş millet işi gücü bıraktı size mi saldıracak? Ya Allah aşkına ya. En ufak bir şeyde beka sorduğumuz var. Dış kaynaklar, dışarıdan bize saldırı var. Dış kaynak, dış saldırı falan geçsinler o işi. Millet yemiyor artık. Gerçekten çok bayatladılar bunu ha. Yani o yalan çoban hikayesi var ya. Hani çoban e, koşa geliyor köye diyor ki kurt geldi. Millet silahını alan, tüfeğini alan gidiyor. Kurt yok. Bir, iki, üç, beş en son gerçekten kurt geldiğinde gittiğinde kimse inanmıyor ona. AK Parti'nin durumu buna benziyor. Hep dediler ki dış kaynak, dışarıdan saldırı var, beka sorunu. Millet koştu koştu oy verdi, koştu koştu oy verdi. Şimdi geliyorlar, inanmıyor kimse. Gerçekte olsa bile inanmayacak. Gerçekten bir saldırı olsa bile millet inanmayacak bunlara. Çünkü bütün kredileri tükettiler. Kalmadı artık ya. Samimi söylüyorum kalmadı. Farkında değiller. Vatandaşın yan arasında bilgisinden görsünler. AK Partili milletvekilleri sokağa çıkamıyor biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii canım AK Parti sokağa çıkamıyorlar ya. İlçelerde gezemiyorlar. Çünkü gittiklerinde her yerde tepkiyle karşılaşıyorlar. Vatandaş artık soruyor. Bir dakika kardeşim diyor. Ne verdin benim elime diyor ya. Sen benden oy aldın diyor. Ben seni iktidar yaptım. Nerede benim bin TL'm diyor. Herkese veriyorsun ya güya bin TL diyor. Vermiyorlar da. Kendi yandaşlarına verdiler. Kahramanmaraş'ta Andırın'da AK Parti'nin delegelerine verildi o bin lira. Geçtiğimiz günlerde bir televizyonda daha söyledim bunu. Benim ilimde Andırın ilçesinde ve bütün ilçelerde. Türkiye'nin tamamında da böyle yapmışlardır. AK Parti delegelerine verildi o bin lira yardım vardı ya. Aralarında durumu iyi olanlar da var üstelik. Vermediler vatandaşa. E çiftçi diyor ki kardeşim bana teşvik verecektin bak kesmişsin teşvimi. Buzağa teşvik mi kesmişsin diyor ya hayvancı. E bunu sorduğu zaman da AK Partili vekiller vatandaşların arasında çıkamıyorlar. Evlerinden, ofislerinden dışarı çıkmıyorlar. Halkın arasında kim var biliyor musunuz? Yine biz varız. Biz gidiyoruz, dinliyoruz sorunlarını. Bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Ama siz gidip dinliyorsunuz seçim zamanı halk bunlara oy veriyor Yok, gibi. Yok, daha önce öyleydi. Eskiden öyleydi, öyleydi yani. Öyleydi artık öyle değil. Yerel seçimde gördük. Halk oy veriyor. Gidersen dokunursan verir. Yani hani siyaset nedir diye sorarlar bazen. Ben e, herkes bir şey söyler siyaset için. işte. kimi insan kazanma sanatı der. Herkes bir şey söyler. Ben siyasete dokunmak olarak görüyorum. İnsana dokunacaksın. Dokunduğun zaman oy alıyorsun. Ben şahsen Kahramanmaraş'ta e, çok memnunum. Hemşerilerim e, sağdan olsun, soldan olsun, AK Partili de, MHP'li de herkes bana oy veriyor. Niye? Dokunuyorsun çünkü gidiyorsun sorununu dinliyorsun, derdini dinliyorsun, köyüne gidiyorsun, anlatıyorsun, telefonla çıkıyorsun. AK Partili vekiller telefonlara çıkmıyorlar. Bakmıyorlar bile ya. Danışmanları bakardı eskiden artık danışmanlara da bakmış, Onlar da bakmıyorlar. Bir AKP milletvekilinin danışmanıyla konuşuyorum. Şimdi bir şey sormak için arayan mesela eğer onun telefonundaki özel numarada kayıtlı değilse açmıyorlar. Direkt hayır meşgule düşüyor. Evet. Dedim ki nasıl yapıyorsunuz bunu? Dedi ki senin telefonun markası ne? Şu. Onda dedi ayarlara Şimri, gir. Evet. Orada bir şey var. E, bilinmeyen numaraları meşgul al diye evet. bir ayar var dedi. Vay be. Nelere bakıyorlar ya. Şimdi millet, ben ilk kez diyorum bunu. Evet, milletvekili var var. Ben e, yayınlandıktan yani sonra Yani kez uygulamam ama. Yok gece 2'de bile arayanlar oluyor benim Çünkü yani, hiç e, e, eğer yok. ki onun telefon numarasındaki hafızasına kayıtlı bir isim e, arayan değilse Otomatik bilinmeyen numarası hemen meşgul atıyor. Daha sonra isterse ki genelde olmuyor milletvekili ona dönüyor ama eğer tanımıyorsa e, canım siz bütün millet bütün halkın mümkün mü e, Telefon numarasını hafızanızda zaten alamazsınız. Yani, Sonuçta değil. da açmak zorundasınız. Yani ya milletvekili dediğim millet ha. tarafından seçilmiş, milletin vekaletini almış insandır. Ve buna milletin ben, vekaletini alan adam telefon atacak kardeşim. Buna çok ya. üzüldüm. Yani bir milletvekili nasıl kendi ilinin seçmeninin arayacağı telefonu eğer bilinmeyen bir numaraysa Niye meşgule almak ya, için? Yani programlar. E, söyleyecek lafı yok çünkü. Ne diyecek? Vatandaş arayacak. Ya iş isteyecek. Ya katkı isteyecek. Ekonomik katkı. Ya malzeme isteyecek. Ya köyünün yolunun yapılmasını isteyecek. Bizim Karahanmaraş'ta öyle mesela. Bunun için arıyor insanlar. Son yerel seçimlerden önce ben Büyükşehir adaydım e, Karahanmaraş'ta Fatih Bey. E, şimdi kazanan AK Parti ile Hayrettin Bey ile ikimiz yarışıyorduk. E, Selimiye köyünün de Bir yol yaptılar. Bir de köprü yaptılar. Çok vatandaş şikayetçiydi 12 Şubat ilçemizde. Getirdiler. Alelacele bir köprü yaptılar. O zamanki inşaat fotoğrafıyla bugünkü fotoğrafı yan yana koyun o köprünün. Bitmiş. Köprü möpürük kalmamış. Seçimden önce hizmet götürmeye çalışıyorlar oy almak için. Milletin gözünü e, karartıyorlar. Milletin gözünü boyuyorlar. Ama seçimden sonra bakıyorsun ki hiçbir şey yok. Tık yok. Çalışma yok. En basit örneği Kahraman Marş şey Belediyesi. Ne vaatlerde bulundu? Bir yıl geçince ben bir açıklama yapacaktım. Şunu yapacağım dedi bunu yaptı diye. Ee, korona girdi araya. Daha sonraki önümüzdeki günlerde yapacağım. Ne vaatlerde bulundular? Elbistan'a havaalanı yapacağız dediler. <laughs> Elbistan'a ve Karahanmaraş'a hızlı tren getireceğiz dediler. Millet de verdi bunlar oy. Ne hızlı trenin H'si geldi ne havalimanının H'si geldi. Yok. X'de Maraş'ta havaalanı yok mu? Maraş'ta var. Karahanmaraş merkezinde ee? var. Elbistan'a da havaalanı yapacağız dediler. Öyle bir, Tabii, verdiler. öyle bir seçim vaadi olur mu ya? Evet. Maraş'ta havalan Maraş'ta arası kaç kilometre? 160 kilometre. Ee, Elbistan'a havalan yapacağız. Elbistan'da havalan olması gerekir. Niye? Çünkü çok gurbetçisi var. Büyük bir şehir. Nüfusu kalabalık. Malatya uzak havalimanı. Maraş uzak. Güzel bir konumda bir havalan olmalı. Evet doğru. Ama yapacaksan söyle. Şimdi dediler ki havalan yapacağız Elbistan'a. Hikaye yok. Kahramanmaraş'a hızlı tren getireceğiz dediler. Transit geçti. Antep'ten geçti. Maraş'a uğratmadılar bile. Bir deniz getireceğiz denedikleri kalmıştı son seçimlerde. Yerel seçimlerde samimi söylüyorum benim karşımda o kadar perişan duruma düştüler ki bir Karahan Maraş'a deniz getiririz demediler. Önümüzdeki seçimde onu da vaat etmeye kalkarlar bunlar ben size söyleyeyim. Ama ya, söylediklerini hiçbirinde yapmadılar. Yollar perişan ya yollar yollar. Mahalle yolları, köy yolları, Karahan Maraş'ta inanır mısınız ben 1980'in gerisinde ya. 1980'den daha geri durumda Karahan Maraş'ın çoğu yerindeki yollar. Tek tek sayarım. Her hafta da söylüyorum, önerge de veriyorum. Yapın bu yolları yapın. Yapamayız, borç var diyorlar. Kim yaptı borcu? Senden önceki belediye başkanı. Hangi partili? AK Partili. E bana ne kardeşim? AK Partili belediye. Devralmışsın AK Partili belediye. Yol yap, yok. Hizmet yap, yok. Ya gıda kolüstü atmadılar ya. Çarçur ederiz dediler. Şu yoklukta, şu zorlukta. Hiçbir şey yapmadılar. Maalesef böyle bir gerçekliği var. Vatandaş da bunların hepsini görüyor Fatih Bey insanlar izliyorlar. Türk milleti e, kuzu değildir, koyun değildir. İzler, bekler. Çok sabırlı bir toplum biliyor musunuz? Çok sabırlı bir toplum. E, rahmetli Demirel'in sözdür bu. Bizim millet çok sabırlıdır. Bekler, bekler, bekler. Sonunda silleyi vurur diyor. Sille dediği tokat. Millet bekliyor. Emin olun e, sabrın sonuna geldi artık. E, önümüzdeki bir seçimde e, AK Parti çok büyük bir darbe alacak. Koalisyon ortağı MHP ile birlikte. Peki, TUMOP e, meselesi var. O çok önemli. Aslında yani. onu da konuşacağız. Şeye de gelecektim bundan sonra ne olacak diye ama istersen önce onu konuşalım. Şöyle konuşalım onu. Şimdi demin konuştuk. İktidarın e, hoşuna gitmeyen ya da kendisi gibi düşünmeyen e, medya organlarına karşı tavrı belli. Evet. Bir de sivil toplum kuruluşları var yine. E, barolar. İktidarın hoşuna gitmeyen, Mimarlar Odası gibi, Barolar gibi, Türk Tabipler Birliği gibi. Hatırlarsan Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına kızmışlardı ve ciddi ciddi ben meclisteyim. Evet. Bir e, şey hazırlıyorlardı. Da, önerge e, daha doğrusu bir yasa teklifi, teklifi. Anayasa Mahkemesini kapatmayı düşündüler biliyor evet. musun? Tabii. Hatırlıyor, Hatırlıyor musun? Biliyorum hatırlıyorum, Anayasa da. Mahkemesi kendilerinin istediği gibi karar vermedi diye ben yani inanamadım. Dedim ki ya Anayasa Mahkemesini bir iktidar ya bir siyasi parti nasıl kapat? Yerine ne koyacaksınız? Yani işte şey biliyorsunuz Sayın Tayyip Erdoğan aslında ciddi bir hukuk profesörüdür. Anayasa profesörüdür. O eğitimi de almıştır. Her şeyi biliyor ya. Burhan Kuzu'ya soracaktı muhtemelen. Anayasa profesörü güya ya Burhan Kuzu. Ona soracaktı, yürütecekti. Ya böyle bir şey olur mu? Anayasa mahkemesi kapatılır mı? Hatırlarsan ta ciddi ciddi... Canım, şimdi canını sıkan her yeri kapatmak istiyor. E, Baro'la ilişkin yaptığı hamle ortada. E, Baro'la Birliği'nin başında da bir tane yandaşı var zaten. E, i̇şte milleti kandırarak Baro'la Birliği başkan oldu. Şimdi e, o da bir büyük ayıp değil. Metin Feyzoğlu. Şunu söyleyeyim sana. Büyük yani, bir hayal kırıklığı biliyor musunuz? Ya biz şu çok acı. Bir partinin e, genel başkanlığına aday konumuna gelen ve o parti geçmişteki tarihsel iz düşümüyle o partide bir yere edinen ve o partide insanların ona saygı duyduğu onun yolunu açmaya çalıştığı, ona kısmen bir bazılarının bir umut olarak bağlandığı bir ismin her şeyi bir anda bırakarak, satarak, arkasını dönerek karakter böyle... meselesi. Karakter meselesi. Metin Feyzoğlu'ndan bahsediyor. Metin Feyzoğlu tabii. Tek derdi bakan olmak. Adalet bakan olmak istiyor. Çok net söylüyorum bakın. Bu iddia olarak da söylüyorum ben. Metin Feyzoğlu adalet bakanı olmak için adaletle kalkma parçasına yanaşmıştır. Ona gelemiyor. Yani AKP de ona vermiyor o makamı. Yarın bir gün bir yere rektör olarak atanırsa, bakın bunun yazın lütfen, bilerek söylüyorum. Bilerek söylüyorum bu cümleyi. Eğer Metin Feyzoğlu yarın bir gün bu yaptıklarının ödülü olarak bir yere rektör olarak atanırsa hiç şaşırmayın. Bütün derdi makam ya. Ee, Baro başkanlığı da makam içindi. İşte CHP'de başkan olmak istedi makam içindi. Böyle bir karakter. Yapacak bir şey yok. Onu ciddiye bile almıyoruz. Ama Mimar Mühendisler Odası'na baktığımız zaman yasasını değiştiriyorlar. 6325 so sayılı yasayı değiştirmek istiyorlar. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Örgütlenme özgürlüğü var ya onu bitirecekler. Örgütlenme özgürlüğünü kaldıracaklar. Şube örgütlenmesine 50 bin üye şartı getirecekler. 50 bin üye şube için. Nereden bulacaksın ya? Pek çok oda şubesi kalacak. Şube açamayacak çünkü. 50 bin tane üyeyi nerede bulacaksın sen? Kapanacak. Tabii ya. canım kapatacak. Seçim sistemlerini değiştirecekler. Yani TUMOP'taki seçim sistemini değiştirecekler. Ne yapacaklar i̇ktidarın seçim İktidarın blokatlarını atayacaklar. Yani daha doğrusu şöyle. İktidarın blokatı olacak orada seçilen kişi. Seçim sistemi değişecek. 50 bin üye şartı getirilecek. Basın açıklaması yapmasını bile engelliyorlar biliyor musunuz? İkinci madde değişikliğiyle. Basın açıklaması yapamayacak. Gördüğü lüzum üzerine falan böyle bir sürü böyle çetrefilli sözcükler koyuyorlar. Oradan a bak madde böyle yasa böyle artık senin yasan diyecek ve e, mimar mühendisler odalarına açıklama bile yaptırmayacaklar. Niye rahatsız olur bir iktidar mimar mühendisler odasından? Çünkü her yerde rant peşinde koşan bir iktidar var. Alıyor 3 kat yeri 10 kata çıkarttırıyor. Belediye olmaz diyor. Belediye izin vermiyor. Kentin sülüeti bozulacak diyor. Kent bozulacak diyor. Hemen gidiyor çevre şehircilik bakanlığından yapıyor. Şimdi tımo bu resmen çevre şehircilik bakanlığına bağlayacaklar denetimini, bilmem neyini, mali idare bütün denetimini de bakanlığa verecekler. Dertleri bu. Sivil toplum örgütlenmelerini bitirmek. Çünkü sivil topluma güvenmiyorlar, inanmıyorlar. Sivil toplum olmasını istemiyorlar. Tek bir kişi var. Recep Tayyip Erdoğan. Bırakın o karar versin. Bırakın o düşünsün demek istiyorlar. bu da bitiriyorlar. Barolar da bitirmeye çalışıyorlar. Yapabilecekler ee, mi? Direneceğiz. Anayasa Mahkemesi var bu ülkede. Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Anayasa Elbet ma bugünlerde geçecek. Elbet. Ya Peki Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünüz süre içinde zaten bu yasa yürürlüğe girdikten sonra istediklerini yaparlar. Biz mecliste bütün direnişimizi sergileyeceğiz. Direneceğiz bu yasaya karşı. Gelecek o zaman bu kesin. Ben geleceğini biliyorum. Gelecek, getirmek isteyecekler. Ama tabii ciddi bir tepkiyle karşılaşırlar. Sadece mecliste değil, meslek örgütlerine de tepkiyle karşılaşırlar. Mecliste de biz bunu geçirmemek için bütün muhalefetimizi yaparız. Uzattıkça uzatırız. Her türlü muhalefeti yaparız. Öyle kolay değil yani. Mesela Türkiye odalar Borsalar birliğine dokunmuyor çünkü Rıfat Sarıcılı kendisinin yanında kendisini destekliyor diye. Başka odalara Onlara dokunmaz, onlar seviyor iş adamlarını. Evet, birliklere dokunmuyor ama halkın e, söylemini dile getiren, evet. bimarlar odası gibi, barolar birliği gibi, Ankara barosu, İstanbul barosu gibi. Peki nereye bu gidiş hali ya? Şey aklıma geliyor benim, e, yani. Bu Demokrat Parti iktidarının son zamanlarda tahkiyat komisyonları kuruldu, milletvekilleri tutuklandı. O yıllara ait ben çok e, kitap okudum, çok araştırma evet. yaptım, bir kitabı da kullandım. Yani geçmişteki bu tür yöntemler hiçbir zaman bu ülkeye iyi şeyler getirmedi. Ama aynı şeyleri taklit etmenin, tekrarlamanın, aynı yöntemleri kullanmanın halka siz isterseniz şey rahat bile getirirsiniz diyen bir başbakan da adına bendenet. Yani bu tür e, Popülist tavırların yani iyi sonuç vermediği ortada değil mi? Niye zorluyor bunu AKP? Yani bu be? orayı taklit etmek için yapmıyor. Bunun karakteristik yapısı bu olduğu için yapıyorlar. Yani diktatörlük böyle bir şey. Her diktatörlük isteyen, her diktatörlüğe götürmek isteyen, her ben 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 diyen sadece ben yönetirim kardeşim, benim söylediklerim doğrudur, benim söylediklerim dışında hiçbir şey doğru değildir diyen her mantık, kafa, yönetim bunları yapar, bu hatalar yapar. Bunlar da bu hatalar yapıyorlar, zulmeder. Zulmediyorlar. Ama Anadolu'da bir laf var biliyorsun. Zulmün artsın, artsın, artsın ki batasın derler. Zulmün artsın diyor vatandaş da bunlara karşı. Düşünün nereye gidecek? Ya bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi halkından 20 bin kişiye dava açar mı ya? Sayın Erdoğan 20 bin insana dava açmış. Hak hayat davası şu davası bu davası. Bir cumhurbaşkanı kendi halkından 20 bin insana dava açıyorsa o cumhurbaşkanı zaten yolcu demektir. O Cumhurbaşkanı zaten cumhurbaşkanlığını kaybedecek demektir. Seçimleri kaybedecek demektir. Cumhurbaşkanı halkıyla çelişmez, halkının karşısında durmaz, halkıyla mahkemele olmaz. Kimler mahkemelik olur? Anadolu'da biliyorsunuz. Aralarında itiraf olan vatandaşlar mahkemelik olur, değil mi? Cumhurbaşkanı halkla itiraf var demek ki arasında ya arasında. 20 bin insan dava açılır mı? E, 20 bin insana dava açan birisi gidiyor demektir. Gidecekler Fatih Bey, yapacak bir şey yok. İnsanoğlu gibidir siyasette. Partiler doğar, büyür, ölür. İktidarlar gelir, büyürler ve giderler. AK Parti iktidarı geldi, büyüdü, gidiyor. Açık net insanoğlu gibi insana doğuyor, büyüyor. Biraz ölüyor. uzun sürdü büyümesi ama yani tabi bu... E Onda bizim de hatalarımız var. Yani, yani evet Bizlerin de hatası var, muhalefetin de var. Ne bileyim e medyanın hatası da var, sivil toplum hatası var. Bir dönem yetmez ama evetçiler vardı, şimdi bin pişmanlar. Onların hatası var. Yetmez ama evet aman liberallerin hatası çok fazla. İnandılar. Maske kalana kadar yüzlerinde inanıyorlardı. Maske inince aa eyvah dediler bunlar meğersem buymuş dediler. Maske vardı Tayyip Erdoğan'da. Ben gömleğimi değiştirdim diyordu değil mi? Meğersem gömleği değiştirmemiş. Aynı gömlek varmış. Aynı gömlek üstünde duruyormuş zaten. Üzerine başka bir gömlek almış. Şimdi o gömleği çıkarttı. Yeniden yürüyor. Kendi yakın arkadaşlara bile bunu söylüyor. Bülent Arış da söylüyor. Bakmayın siz çok fazla açık açık konuşamıyor Bülent Arınç. Medyanın önünde, özel sohbetlerde söylüyor. Ne diyor? Neler söylemiyor ya? Ne kadar kötü yönetildiğini söylüyor Bülent Arınç'ta. Abdülhatif Şener eski arkadaş değil miydi? Birlikte kurmadılar mı? Bunlar değil miydi? Abdülhatif Şener, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin. Beşi değil miydi? Neredeler? Kala kala Tayyip Erdoğan tek başına kaldı. Ben Abdülhatif Şener'e sordum. Dedim ki e, siz bir gün AKP'nin bu duruma geleceğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrat bir başbakan görünümünden bugün baskıcı bir e, otoriter yönetime sürüklenen bir 3. Dünya e, Başkanı gibi bir tavır tutum takınacağını tahmin edemediniz mi dedim. Başın öne eğdi şöyle düşündü dedi ki şüphelendik ama bilmiyorduk dedi. Yani şüphelendik dedi. Özellikle dedi ben ilk iki yılda dedi iktidara geldikten sonra dedi. Ee, bu Galataport ihalesiyle Nerede? ilgili onunla yaptığım tartışmada anladım ki dedi Recep Tayyip Erdoğan bizim tanıdığımız Recep Tayyip Erdoğan değilmiş. Tabii dedi. beynin arkasında başka bir Recep Tayyip Erdoğan var. Gerçek Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdım, hiçbir şey diyemedim ama ondan sonraki dönemlerde sürekli dedi e, direndim ve direncimi de bir bedelle ödedim, bıraktım, gittim dedi. Yani e, aslında senin dediğin doğru ama e, Hatalar Türkiye'yi buraya getirdi. Yani aydınların ihaneti var, bilim bilim insanlarının ihaneti var, rektörlerin ihaneti var, yargı dünyasındaki bazı isimlerin ihaneti var. Herkesin toplam ortak kendi çıkar ve gelecek beklentisi ortak bir ihanet sonucu Recep Tayyip Erdoğan yükseldi. Bu bir gerçek değil mi? Yani tabii 2002 seçimlerine bakmak gerekiyor. O dönem işte. E doğru yol ANAP bitmiş durumda, DSP bitmiş durumda, MHP bitmiş durumda. Merkez sağda başka parti yok. Bir Amerikan projesi olarak getirildi, konuldu Recep Tayyip Erdoğan. Büyük Orta Doğu projesinde eş başkan olduğunu daha sonra söyledi zaten. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de iktidara gelişi Amerika projesidir. E, CIA projesidir. CIA tarafından güzelce her şey örgütlendi ve getirildi. Türkiye'de başbakan yapıldı. Ondan sonraki süreçte de bu noktaya gelindi. E, ama e, yani... E, gerçek kimliği Yeni yeni ortaya çıktı. Biz biliyorduk. Ben biliyordum açıkçası. Sen de biliyordun biliyorum. Ama özellikle liberaller, aydınlar böyle tanımıyorlardı. Böyle bilmiyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki o naif Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdıklarını zannediyorlardı. Ama baktılar ki Recep Tayyip Erdoğan öyle bir Recep Tayyip Erdoğan değil. İşte 2002 seçimlerinde görmediler, 2007'de görmediler, 2011'de görmediler. Sonra yavaş yavaş görmeye başladı insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçek yüzünü. Ve son süreçte de artık e, ya bir ülkenin cumhurbaşkanı her gün televizyona çıkıp her gün kavga eder mi ya? Ya dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir cumhurbaşkanı yoktur. Her gün televizyonda her gün kavga ediyor. Kiminle? Bir gün CHP ile, bir gün İyi Parti'yle, bir gün vatandaşla, öğretmenlerle hal esnafıyla kavga etti. Terörist dedi biliyorsunuz hal esnafına. Adam domates, biber alıyor, satıyor. Terörist olmuştu o dönem. Geçen seçim dönemde. Ülkenin Cumhurbaşkanı televizyona çıkıyor. Her gün birileriyle kavga ediyor. Şimdi şu son, onu da söylemek istiyorum. Yani buyurun, bugün bir açıklama da yaptım onunla ilişkin. Önerge de verdim. Maç işi, futbol maçları işi. Futbolcular oynamak istemiyor. Teknik direktörler, biliyorum, konuşuyorum. Benim çevrem geniştir futbol ve e, futbol camiasında. Teknik direktörler oynamak istemiyor. Hakemler yönetmek istemiyorlar bu süreçte. Korona var diyorlar yani. Ama maçlar oynanacak deniyor. Kim istiyor bunu? Bahis şirketleri mi yoksa Katarlılar mı? Biliyorsunuz yayıncı kuruluş Katarlılarda. Katarlılar bir daha istediler. Bunlar tekrar yaptılar. Yani Türkiye'de bir şey yapılması isteniyorsa Katar'dan araya girmek gerekiyor. Katar'dan torpil bulmak gerekiyor. Katarlılar ne isterse... AK Parti hükümeti onu yapıyor. Niyedir, nedendir? Katar'a olan bu sevda niyedir? Bilemiyorum. İlerleyen yıllarda göreceğiz ama niye bu kadar sevdalandıklarını Katar'a. Ama futbol, ya adı üstünde futbol. Bir, e, tema, birebir oyun ya. Temas oyunu. Ne yapacak şimdi? Koşuyor futbolcu, iki futbolcu topu, topla birlikte. Sosyal mesafeni koruyor öyle mi koş diyecek? Faal atışı yapılacak. E, baraj kurun, kurarken herkes sosyal mesafe kullansın birbirine. Bir buçuk metre aramızda e, olsun mu diyecekler? Böyle bir şey var mı? Yani ve Unuttukları şu, İtalya ve İspanya'da bu kadar ölümün sebebi o maç biliyor musunuz? Meşhur İtalya'da oynanan İspanyol takımı ile İtalyan takım arasındaki şampiyonlar ligi maçı Atlantan var ya. Maçı, doğru. Evet, o maçtır o kadar insanın bu noktaya gelmesine sebep olan. Peki. Tamam bitti. Saygılar çok teşekkür ben ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, evet. Cumhuriyet Halk Partisi Kahraman Maraş Milletvekili Ali Öztürk geldi ve doğruları söyledi. İçinden geldiği gibi konuştu. Birazdan İrfan Demirci ile ana haber var onu da kaçırmayın derim. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar, hoşçakalın.